Sevgili dinleyiciler, güne başlarken devam ediyor. Programımızın bu bölümünde özel bir röportajımızı sizinle paylaşacağız. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Bengi Başer konuğumuz olacak ve Sayın Başer yeni kontrollü normalleşme sürecini değerlendirecek. Sayın Başer, Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme adı verilen döneme ilişkin alınan kararları açıkladı. Buna göre 81 il risk durumuna göre 4 kategoriye ayrılacak. Kararlar il bazlı risk durumuna göre alınacak. Bir harita yayınlandı. Öncelikle bu harita bize ne anlatıyor? Bunu sormak isteriz. Ve bununla birlikte de sizce koronavirüs vaka sayıları tedbirlerin gevşetilmesini sağlayacak kadar düştü mü? Ne dersiniz? Canımcığım, şimdi baştan bir aslında bizim hep önerdiğimiz bölgesel bazda risk toplamasına göre açılmalar ve kapanmalardı. Bu anlamda yeni karar doğru bir şey. Ancak bu doğru uygulamayı doğru anlamda pekiştirmek için İller arası hareketliliği azaltmak önemli, kontrollü hale getirmek önemli. Bunu yapmadığınız sürece riskli bölgeler, risksiz bölgeler her an değişime uğrayabilir. İller arasında geçişler çok hızlı olabilir. Onun için bu doğru ancak biraz eksikleri olan bir uygulama. Açılmaya gelince, normalleşmeye gelince aslına bakarsanız öyle bir süreç değil ki test pozitifliklerimizin %9'ları geçtiği bir süreç bu. Vaka sayılarının, 7 gün ortalamalı vaka sayılarının arttığı bir süreç. Oldukça yüksek. Düşünün, pazartesi salı arasında %21 artış oldu. Son bir aydır Türkiye genelinde bu değer %39 gibi bir artışla sonuçlandı. Bütün göstergeler yukarı yöndeyken, mutant virüsler kol gezerken ve bunların tam olarak ne kadar olduğunu bilmediğimiz ancak Sağlık Bakanı tarafından 70 ilde varyantın tespit edildiğini de bildiğimiz bir süreçte normalleşmenin çok doğru bir karar olduğuna inanmıyorum. Ancak şu yapılabilirdi: düşük orta riskli bölgelerden başlamak üzere onlarda da ilk adım olarak eğitime başlatmak, daha sonraki kontrollerde her şey yolunda gidiyorsa işte restoran, kafe gibi onların da açık mekanlarını açmak, daha sonra diğer bölgelerdeki risk sınıflamasına göre açılıma gitmek ve bu arada yaygın aşılamayı devam ettirerek özellikle riskli grupların aşılamasını şiddetle, büyük bir hızla tamamlama sonrasında böyle bir uygulamaya gidilebilirdi diye düşünüyorum. Peki hocam, tabii kafe ve restoranların açılması da çok konuşuldu malumunuz. Yeni riskler yaratır mı? Denetleme nasıl yapılacak ya da cezalar caydırıcı olur mu? %50 ifadesi var ama bu nasıl hesaplanacak? Akıllara bu soru geliyor. Buna ilişkin ne söylersiniz? İşin açıkçası ben gittiğim bir restoranda ya da kafede burasının metrekaresi kaçtır, metrekareye kaç kişi düşer gibi hesaplamıyorum. Bunu kimse hesaplamıyor. Evet. Yani bu çok böyle bir izafi bir kavram gibi kalıyor. Ve bunun kontrolü yapmak çok zor. Biz kılavuzları yapıyoruz, kuralları koyuyoruz. Geçmiş Haziran açılımında da bir hafta bunlara uyuluyor. Ondan sonra o uyum tamamen bozuluyor. Denetlemeniz çok zor. İnsanlar burun buruna, maskelerin yasal olarak çıkarıldığı bu mekanları kontrol etmek gerçekten çok zor. Ve şunu da biliyoruz ki işte bu en son yeni Amerika'dan gelen büyük bir 98 milyon kişiyle yapılan saatlik harekete göre bir çalışma bize şunu gösterdi: restoranlar, spor salonları, kafe barlar en yüksek riskli gruplar yayılımda. Dolayısıyla bunu bilerek böyle bir şey yapmak tabii oldukça büyük bir risk yaratıyor diye düşünüyorum. Hocam, seyahat yasağı konusunda da yine çok fazla konuşuluyor. Bir kısıtlama getirilmedi. Buna ilişkin ne söylersiniz? Şimdi demin de ifade ettiğim gibi iller bazında karar alacaksınız ama seyahat kısıtlamanız yok. O zaman çok rahatlıkla düşünsenize, %50 bulaşıcılığının yüksek olduğu bir varyanttan bahsediyoruz. Evet. Sessiz, seyirli, asemptomatik çok süper yayılımcılar, bulaştırıcılar olabiliyor. Ve böyle bir ortamda bu hareketi kısıtlamadığınız sürece yayılımın artması kaçınılmaz olacaktır. Ne yazık ki böyle bir şehirler arası ya da işte zaten ülkeler arasında sıkıntılar var ama şehirler arası ulaşım kısıtlamalarının yapılması gereklidir diye düşünüyorum. Sayın Başer, eğitimle ilgili de az önce bir miktar vurgu yaptınız ama biraz daha detaylı görüşünüzü alma şansınız var mı? Yüz yüze eğitime hazır mıydık? Buna ilişkin görüşleriniz nedir? Ya da yeterli tedbirler alındı mı sizce? Şimdi eğitim en önemli unsur. Salgının başında hepimiz bilmediğimiz bir virüsle karşı karşıya ne olduğunu bilmediğimiz için evet, kapanma mantıklıydı. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar, göstergeler şunu belirledi. 0 ile 9 yaş arasındaki çocuklarda bulaştırıcılık %2,5'larda. 9-19 yaş arasında %4'lerde. Dolayısıyla bu grup bulaştırıcılık açısından düşük riskli grup. Ancak bir İngiltere örneği oldu. İşte şöyle açıkladılar. Bizim çocuklarımız maske takma zorunluluğu yoktu. Çok iç içelerdi ve bu virüsünde bulaştırıcılık çok olduğu için bulaştırıcılık hızı biz onların birbirine bulaşmasını engelleyemedik. Onun için zaten bu varyanttan dolayı hiç okulları kapamamış olan Almanya, İngiltere başta olmak üzere okulları kapattılar. Ancak daha sonra Amerika'da da bu tartışıldı ve CDC şunu söyledi. 12 ila 20 öğrenci geçmeyecek şekilde ve öğrenciler arasında 2 metre mesafeyi koyacak, maske zorunluluğunu tutacak şekilde 2 yaşa kadar, 2 yaş üzerinden itibaren maske zorunlu olacak şekilde, en önemlisi de havalandırma olacak şekilde bizde de haftalık testleri yaparak, işte öğretmenleri de bir yandan aşılayarak biz bu okulları açmak zorundayız. Şimdi mesela Fransa tükürük testlerine yöneldi. Amerika, Hollanda gibi ülkelerde düzenli, yaygın, daha hızlı testler uyguluyorlar. Ve haftalık test yapılmasını öneriyor CDC ve buna göre belli kriterler söylüyor. Mesela diyor ki %3 test pozitifliği ve üzerindeyse kapat diyor. Yani bunun gibi kriterler koydular. Dediğim gibi havalandırmalar, işte HEPA filtreler, UPA filtreler, dış mekanlar açılacak. Kuzey Avrupa ülkeleri, Kanada gibi ülkelerde bile, soğuk ülkelerde bile camlar açık dersler yapıldı. Şimdi bir de tabii bunlarla ilgili ne gibi hazırlıklar yapıldı? Taramalarla ilgili neler yapılıyor? Öğretmenlerin aşılamalarıyla ilgili ne derece yol aldık? Bunların netliği bilmiyorum. Hani çok böyle bir kriterleri çok net olarak okullarımızda şu gibi önlemler alındı gibi bir açıklama belki ben duymamış olabilirim varsa. Ancak bunların çok kapsamlı, çok duyurulabilecek şekilde kamuoyuyla paylaşılması doğru olur kanısındayım. Mesela köy okullarının açılması önemlidir diyoruz. Çünkü köy okulları o çocukların dünyası. Ancak şunu biliyoruz, köy okullarının çoğunda mesela soba yok, ısınma sorunu var. Böyle bir ortamda kapı pencere yaşlarınızda başka hastalıklara zemin hazırlarsınız. O zaman acaba onların bu ısınma ve bununla birlikte havalandırma ile ilgili sorunları ne derece giderildi onları da bilmiyoruz. Umut ediyorum ki giderilmiştir ve biz açıyoruzdur. Onun için nasıl kapanacağımızı, nasıl bu kontrolü yapacağımıza dair muhtemelen herhalde altyapı hazırlanmıştır diye umut etmekten başka çaremiz yok. Peki Sayın Başer, son olarak şunu da sormak isteriz izninizle aşı konusunda. Bir bilim insanı olarak sizce salgınla mücadelede yerli aşı ne zaman devreye girer? Şimdi faz 2'si yapılmakta ve aslında planlanan faz 3'ü Nisan'da başlayacaktı ama belki biraz ötelenebilir. Ama tabii faz 3'ü bitecek. Arkasından işte üretimi yapılacak ve sahaya sürülecek. Yani eğer her şey yolunda gider, faz 2, faz 3 sonuçları da olumlu olursa muhtemelen yaz ortalarında ya da yaz sonundan itibaren uygulamaya girebilecektir. Bu arada da bu CoronaVac aşısı, işte Çin Sinovac firması bu aşısı da yaygın yapılır ve ikinci artık işte 6-8 ay gibi bir öngörü vardı inaktif aşıda. İkinci artık tekrarın yapılacağı dönemde devreye girer diye umut ediyorum. Ancak tabii faz 2'yi göreceğiz. Faz 3 başlayacak, onu göreceğiz. Sonuçlar açıklanacak ve ondan sonra daha henüz önümüzde çok bilinmeyen kriterler var. Onun için bu boşluğu da işte bir an önce daha fazla aşı alarak, aşıyı çeşitlendirerek bir an önce kapatmak gerekiyor. Anladığım kadarıyla buna dair bir takım çalışmalar da yürütülüyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Başer, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sieray Türk. İyi müzik, doğru haber.